geçmişe gitsen tarihte hangi olayı değiştirmek isterdin? Ben 53 yaşındayım. Yani eskiye gidersem eski günleri yad etmek isterim yani. Ama yok. Bak insanlar mutsuz, insanlar huzursuz. Şu torba 600 lira. Gerisini bırak. Sen de genç adamsın. Değil mi? Benim de oğlum var genç. Ama hayattan beklentisi kalmamış adamın. Senin var mı? Sen söyle. Senin var mı? Ya işte. Yani eskiye geçeceğiz. Eski günler keşke geri gelsin. Ekonomiyi değiştirmek isterdim yani. Pandemiyi değiştirmek istiyor olabiliriz. Pandemi olmasaydı iyi olabilirdi. Ekonomiyi. Yani pandemi dönemiyle alakalı. Yani belki aşı olmak istemezdim. Yani. Hiçbir şeyi değiştirmek istemezdim. Bugün böyle olması geçmişte olanlar sayesinde böyle oldu bugün. Geçmişe gidebilsem şu anki eşimle evlenirdim. İlk olarak. Ya ekonomik sıkıntıları değiştirmek isterdik. Halkımız daha rahat etsin. Pandemide tabii böyle şeyler hiç yaşanmasaydı bunları engelleyebilirsek. Hangi olayı değiştirelim? Ben karışmıyorum. Ekonomiyi değiştirelim. Hani bence geçmişte ekonomi daha güzeldi bana göre. Yani şu andaki duruma göre. Gerçi 5 yıl öncesi şu anda bakıldığında biraz önce bir dondurma alalım dedik. 3 yıl önce 5 liraya aldığımız dondurma şu anda 25 lira diyor. Bir tane şeyini yani. Öyle diyor. Geçmiş güzeldi be. Gelecek daha kötü. Yani 10 yıl sonrası ben daha kötü olacağına inanıyorum yani. Şu anda güzel yine. Geçmiş derken yani daha bizim yaşımızda o kadar şey değil ya. Yani geçmiş derken. Vallahi ben çok eskiden hatırlıyorum. Çocuktum. O zamanlar şey vardı böyle. Ne deniyor ona? Duvarlara yazılar yazılıp. Şeyler biz evde divanlarımızın altına saklanırdık. 80 mi? Devrim mi? Bir şey sağcı solcu zamanları vardı. Çok kötüydü okulumuzun müdürünü gözümüzün önünde başını taşla ezmişlerdi. O günlerin yaşanmamasını çok isterdim. Sokakta simitçinin bile öldürdüler. Biz divanların altına saklanıyorduk. Ne deniyordu o günlere tabii ben bilmiyorum sağ ama. Sağ sol dönemleri. Sağ sol dönemleri. Evet. Kadar. Genç kardeşlerimizi... Bu arkadaşlarımızı, mahallede olan insanları, en başta sokaklarda olan kardeşlerimizden bahsedeceğim. Onlara destek çıkalım. Onlara arkadaş olalım. Sokağa salmayın abi. Evlatlarınızı, çocuklarınızı sokağa salmayın. Sizden de ricam böyle içeriklerle çıkacaksanız insanların karşısına çıkın. Ben pek sanmıyorum. Aynı şekilde ben kendi adıma da söyleyeyim. Şu an şu dönemde tarihini bilen insan çok az. Aynı şekilde kendi adımdan da bahsedeyim. Belki hayat mücadelesi, belki vesaire bilemeyiz ama dediğim gibi daha çok sokaklara yoğunlaşalım. Olur mu? Daha çok sokaklara genç kardeşlerimize daha gözü yeni açılmış insanlar var. Onlara yoğunlaşalım. Onlara yardımcı, destekçi olalım. Eğer değiştirebilseydik gibi böyle bir düğünse zaten bugün de olmazdık. Değil mi?